Apple uzun zamandır yapay zeka konusunda sessizdi. Hatta sessizlik o kadar uzun sürdü ki acaba yarışta geri mi kaldı, neden açıklama gelmiyor şeklinde birçok eleştiri yapıldı. Sonraki süreçte Apple CEO'su Tim Cook dahil olmak üzere üst düzey Apple yetkilileri arka arkaya açıklamalar yaptılar. Yapay zekaya ciddi anlamda yatırım yapıldığını ve şirket stratejisi gereği bir teknolojiyi olgunlaşmadan onu sunmak istemediklerini belirttiler. Ve Apple sessizliğini bozdu. 10 Haziran 2024 tarihinde yapılan etkinlikte birçok yapay zeka özelliği açıklandı. Bu videoda etkinlikte anlatılan yapay zeka gelişmelerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Apple bütün yapay zeka ürünlerinin hepsine tek bir isim verdi. Yeni isim ise Apple Intelligent. Bu yeni yapay zeka özellikleri iOS 18, iPadOS 18 ve MacOS Sequoia'ya gelecek. Bununla birlikte Apple'ın yapay zeka özellikleri A17 Pro ve M serisi işlemcilere sahip cihazlara gelecek. Bu da demek oluyor ki maalesef iPhone 15 Pro ve üzeri cihazlarda bu yeni özellikler aktif olacak demektir. Apple Intelligence özellikleri cihazlarda beta sürümleriyle yavaş yavaş kullanıma sunulacak. Ancak Siri'yi beta'da kullanmak istiyorsanız cihaz dilini İngilizce olarak değiştirmeniz gerekiyor. Tam sürümün ise sonbaharda geleceği açıklandı. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor. Beta'nın ilk sürümünde şu aşamada yapay zeka özellikleri yer almıyor. Dediğim gibi beta içerisinde yavaş yavaş entegre edilecek. Cihazlarda çoğunlukla yerel olarak çalışacak olan Apple Intelligence 4 temel işleve bölünmüş. Dil, görsel, eylemler ve kişisel bağlam. İlk olarak dil işlevine gelen yeniliklere göz atalım. iPhone'a gelen bildirimler artık yapay zeka aracılığıyla sadeleştirilebilecek. Yeni yazma araçları geldi. Mail yazarken mailin tonunu ayarlayabilir gelen maillerin özetini çıkarabilirsiniz. Ayrıca yeniden yaz, grameri düzelt gibi seçenekler de mevcut. Bununla birlikte diyelim ki ses kaydı yaptınız, kaydınızın transkripti oluşturulur ve isterseniz bunun da özetini çıkarabilirsiniz ve çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Yazma özellikleri Safari, Notlar gibi bütün Apple uygulamalarında kullanılabilir durumda. Güzel haber ise Apple dışında bulunan diğer uygulamalarında neredeyse tamamında olacağı açıklandı. Özetle yazma araçları, metin yazdığınız her yerde kullanılabilir olacak. Şimdi görsel işlevine gelelim. Artık Apple Intelligence sayesinde fotoğrafı olan kişilerinizi cihazınız tanıyabilecek. Diyelim ki bir arkadaşınızın doğum gününü kutlamak istiyorsunuz. Kendisine onun profil fotoğrafından üretilmiş eğlenceli bir fotoğraf yollayabilirsiniz. Diğer özelliklerden biri ise iPad'lere geldi. Apple Pencil ya da iki parmağınızda bir çizimi ya da boş bir sayfayı yuvarlak içine alarak görsel oluşturabileceksiniz ya da mevcut bir görseli değiştirebileceksiniz. Uygulamanın ismi ise Image Wand. Diğer bir görüntü uygulaması ise Image Playground. Bu uygulama ile çeşitli görseller oluşturabilir ve diğer Apple uygulamalarında kullanabilirsiniz. Genmoji uygulaması ile yapay zeka desteği ile çeşitli emojiler oluşturabileceğiz. Hatta fotoğraflardan birini seçip o kişinin görüntüsüne sahip bir emoji oluşturabileceğiz. Fotoğraflar uygulamasına da yapay zeka desteği geldi. Artık yazarak istediğimiz fotoğrafa ya da videoya hızlıca ulaşabileceğiz. Bununla birlikte fotoğraf içerisinde istenmeyen bölümleri temizleme aracı ile kaldırabiliriz. Ayrıca doğrudan fotoğraflarda görmek istediğiniz hikayenin özel bir filmini oluşturabileceğiz. Buna hafıza filmi ismi vermişler. Bir açıklama girin ve Apple Intelligence eşleşen en iyi fotoğrafları ve videoları bulsun. Daha sonra çeşitli temalarla size benzersiz bir hikaye oluştursun. Güzel özelliklerden birisi bence. Diğer bir işlev ise eylemler. Eylemler bölümünü yapay zeka desteğiyle çok daha verimli kullanabileceğiz. Örneğin şu dosyayı ortaya çıkar ya da şu kişinin fotoğraflarını göster gibi birçok eylem oluşturabileceğiz. Apple Intelligence'ın son işlevi ise bence en kritik özelliği kişisel bağlam. Bu özellik ile Apple Intelligence sizi daha yakından tanımak için cihazlarınızdaki bütün bilgileri analiz edecek. Notlarınızdan tutun takviminize kadar. Örneğin bir toplantınız ertelendi ve bilgisi size mail olarak geldi. Hemen burada Apple Intelligence devreye giriyor ve yeni toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı, hangi yoldan gidileceğine kadar size kişisel bilgiler sunabilecek. Bu özellik ilk başta güzel duruyor ancak güvenlik ne olacak? Çünkü bütün kişisel bilgilerimize ilk elden erişebiliyor bu model ve kullanabiliyor. Apple ise bu yeni sistemin son derece güvenli olduğunu ve yerel olarak çalışacağını açıkladı ancak ufak bir farkla. Eğer yerel cihazınızın gücü yapay zekanın o an yapmış olduğu göreve yetmezse Apple'ın yeni bulut sisteminden yardım alacakmış. Bu veri Apple buluta gönderilecek ve orada tırnak içerisinde kaydı tutulmadan yani depolanmadan tekrar bize bilgi olarak geri dönecekmiş. Bu yeni sistemin ismi ise Özel Bulut Bilişim. Elon Musk ise etkinlik sonrası Apple CEO'su Tim Cook'a şu tweet'i e attı. İstemiyorum. Ya bu tüyler ürpertici yazılımı durdurun ya da tüm Apple cihazlarınızın şirket tesislerime girmesini yasaklarım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elon haklı mı yoksa Apple'ın iddia ettiği gibi bu yeni model güvenli mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim. Yapay zeka destekli Siri geleceği açıklandı. Ayrıca Siri'nin etkileşimi için yeni bir görünüm eklemişler. Güzel görünüyor. Siri kişisel asistan olma yolunda artık ciddi anlamda ilerlemiş gözüküyor. Klasik şunu ara, bunu getirden ziyade artık ileri seviye konuşmaları anlayabilecek. Bununla birlikte ekranınızda ne yaptığınızı görüp ona göre hareket edebilecek. Özetle eski Siri'ye nazaran ciddi anlamda gelişmiş bir asistan geliyor diyebiliriz. Ve son olarak Apple ile OpenAI resmi bir işbirliğine gittiler. Apple Intelligence ile birlikte istersek ChatGPT'nin 4o modelini ek seçenek olarak kullanabileceğiz. İsteğe bağlı bir kullanım olacak. Apple cihaz kullananlar ChatGPT'yi ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bu önemli bir gelişme. Bununla birlikte ücretli kullanıcılar da hesaplarını bağlayabilecekler. Burada Apple cihazı kullanan ChatGPT ücretli kullanıcılar için bir netlik yok. Muhtemelen GPT 4 o modeli gelecekte bütün kullanıcılara ücretsiz olarak açılacak. GPT 4.5 ya da GPT 5 gibi üst düzey modeller ücretli olacaktır. Burada ücretli kullanıcıların farkının bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yine Apple Intelligence gibi benzer güvenlikte olacağı açıklandı. Hiçbir veri OpenAI ile paylaşılmayacak. Bu yıl sonuna doğru ChatGPT'nin entegre edilmesi bekleniyor. Evet Apple etkinliği içerisinde yapay zeka gelişmeleri bu şekildeydi. Bence idare eder bir etkinlikti. Bununla birlikte Apple ekosisteminde bulunan işletim sistemlerine birçok yenilik getirdiler. Özellikle iPad'e uzun bir aradan sonra gelen hesap makinesi ve içerisine eklenen matematiksel hesap yapma özellikleri muhteşem gözüküyor. En çok beğendiğim yenilik diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.